Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın, bu tarz videoların gelmesi için. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 10,1 inç Android Double Tap tanıtacağım. Ürünümüzün kutusu bu, kutu açılımını yapacağız. 10,1 inç, 1 GB RAM, 16 GB hafızası var. Ürün fotoğrafı burada arkadaşlar. Ürünümüz E-Mars marka. Yurt dışı ürün arkadaşlar. Kutu açılımını yapalım. Kutu içinden arkadaşlar bir adet elektrik bağlantı kablosu çıkıyor. Bir adet amfi çıkış kablosu. 2 adet USB giriş kablosu. Bir adet geri görüş kamerası için çıkış, bir adet de GPRS anteni var arkadaşlar. Ürünümüzü hemen çıkarıyorum. Kutumuzu kaldırıyoruz. Ürünümüz bu arkadaşlar. 25 santim genişlik, 14 santim yükseklik. Şöyle yanından göstereyim. 6 santim de derinlik var arkadaşlar. Şöyle arka kısmını göstereyim. Arka kısmı bu arkadaşlar. Elektrik bağlantı yeri, işte USB, işte geri görüş kamerası. Başka ne var? Amfi çıkış yeri burası. GPRS anteni, normal anten yeri burası arkadaşlar. Ürünümüz cam ekran arkadaşlar. Çalıştıracağız. Ürünümüz açılıyor arkadaşlar. E-Mars marka logosu geliyor. Logoyu istersek değiştirebiliyoruz. Arabanın logosunu koyabiliyoruz arkadaşlar. Yaklaşık bir dakika açılması sürüyor. Ürünümüzde arkadaşlar burada hızı gösteriyor. Aracın hızını gösteriyor. Bose MP3, Bluetooth, radyo, araba ayarları, video. Buradan da video izleyebiliyoruz. Ekran kalitesi güzel arkadaşlar. 1024x600. Buradan ses ayarlarını yapabiliyoruz. Ekran böyle de küçülebiliyor. Ses ayarlarını buradan yapıyoruz arkadaşlar. Buradan hoparlörleri ayırıyoruz arkadaşlar. Buradan komple çıkalım. Menümüz bu arkadaşlar. Bluetooth, işte arabaylara, AUX, Chrome, internete girebiliyoruz. Dosya yöneticisi. 1 GB RAM, 16 GB hafızası var arkadaşlar. Müzikleri, işte videoları hafızaya kopyalayabiliyoruz. İndirilenler, galerimiz var. Haritalar var. Hesap makinesi. Sonra kablosuz görüntü aktarma, kabloyla görüntü aktarma var. Timav diye bir uygulaması var. Buradan kablosuz ve kablolu görüntü aktarabiliyoruz. Sonra Play Store var. Buradan istediğimiz uygulamayı indirebiliyoruz arkadaşlar. Radyosu var. İşte YouTube'a var. YouTube'a girebiliyoruz. Ses kaydedici, takvim. DHM diye bir şey var arkadaşlar, uygulama. Buradan ekranın ana fişeğini değiştirebiliyoruz. Launcher'ı değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Sonra video var, müzik var. Müzik bunlar. Edemedim.
Okul matik iyi. Müziği kapatacağım. Şimdi özelliklerine gelelim arkadaşlar. Burada DVJ port arkadaki bağlantı şemasını gösteriyor arkadaşlar. Sistem bilgisi Android 9.1 yüklü arkadaşlar. 1 GB RAM, 16 GB hafızası var. 1024x600 ekran kalitesi var arkadaşlar. Burada ses ayarları var. İstediğiniz ses modunu seçebiliyoruz. Buradan hoparlör ayırma var. Sağ, sol, aşağı, yukarı var. Sonra fabrika ayarları var arkadaşlar. Fabrika ayarı 4 tane 8 şifresi bu arkadaşlar. Araç ayarlarını desteklemiyor. Android ayarlar var. Android ayarlarda arkadaşlar telefonda olan bütün özellikler var arkadaşlar. Ayarlarda internete bağlanabiliyoruz. Uygulamalar var. Ekran şeyini değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Duvar kağıdını değiştirebiliyoruz. Şöyle bir şey koyabiliriz. Depolaması var. Depolama hafızası 4.81 GB kullanılan alan var arkadaşlar. Buradan da çıkalım. Başka ses ayarları, parlaklık ayarını yapabiliyoruz buradan arkadaşlar. Navigasyonu var. GPS algoritması, direksiyon kodlama var. Yalnız bunun için ayrı bir şey gerekiyor arkadaşlar. Canbus gerekiyor. Logo ayarları var. Buradan istediğimiz aracımızın logosunu seçebiliyoruz. Açılış logosunu. Bir de diğer ayarlar var. Bunlar çok fazla önemli değil. Şu anda şeyimizi değiştirdik. Ekran fotoğrafını değiştirdik. Güzel bir cihaz. Yurt dışı ürünü. Dokunmatiği güzel. Burada araç kilometresini gösteriyor. Buradan kadar indiriyoruz. Kablosuz bağlantı var. Bluetooth var. Amfiyi açarken buradan kar amplifer yazıyor. Buradan açıyoruz arkadaşlar. Buradan başka anlatabileceklerimiz kalmadılar. İnternete buradan giriyoruz arkadaşlar. Facebook'u yükleyebiliyoruz. YouTube'a girelim bakalım buradan. YouTube'dan istediğimiz videoyu izleyebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Bana bırak usta. Bıraksan fena olur. Sen kendi işine bak ustacığım. Götür. Tamam. Demliler geldi. Tavşan kanı gibi maşallah. Demliler geliyor. İnternetten işte YouTube'dan istediğimiz videoyu izleyebiliyoruz. Ayrıca uygulamadan da girebiliyoruz arkadaşlar. Güncelleme gerekmezse bunu da göstereyim. Ürünümüz bu. Güzel bir cihaz. Şuradan bir şarkı açalım.